onlar ne yapıyor? Onlar ne yapıyor? Ramazan ayında bile bizimle ilgili kumpaslarla uğraşıyorlar, kumpaslarla. Kötülüklerinde boğulsunlar. İşleri güçleri otobüs reklamı çekmek. Bir de başaramıyorlar. Rezil oluyorlar. Niye? Yaradan büyük. Yaradan büyük. Yaradan iyinin yanında. Her seferinde ifşa oluyorlar. Öyle değil mi? Yahu yahu her yıl her ay kul hakkı yediniz bari bir ay yemeğin ya. Ramazan'da rahat durun ya. Ramazan'da kul hakkı yemeyin. Bakın. Bakın. Bakın bir ay kalmadı seçime. Ramazan'ın içindeyiz. Bari iftira atmayın. İftira atmayın. Hatırlayın. Atarlar hem de nasıl. Hala bana ge daha bugün Tuzla'da gezerken beş yıl önce atılan iftirayla vatandaşın biri dalga geçti ama onu ben burada anlatamam. <laughs> Yok gülmek, gülmek iyi de gülmeden sonra bunların sağ solu belli olmaz. Bunların bakanı bile savcılığa soyunuyor. Bunların bakanı, adalet bakanı bile savcılığa soyunuyor. Bunlar bunların Adalet Bakanı bile mitik mitik gezer şimdi oy toplar Adalet Bakanı. Sözüm ona Adalet Bakanı. Bakın 16 milyonun sizlerin iradesini gördüler ya. Şimdi oylar yükseliyor ya habire. Engelleyemiyorlar ya. Hemen türlü türlü iftiralar atmaya başladılar. İftira atıyorlar, yalanları ortaya çıkıyor. Ya yine yüzleri kızarmıyor. Bakın Yalanı konuşuyorlar yine yüzleri kızarmıyor. Önce bakın ne dediler? Görüntü çok yeni dediler. Sonra para görüntüdeki para İBB'den geldi dediler. Olay yeri CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı dediler. Gördünüz mü bilmiyorum. Sonra utanmadan edepsizce bu parayı CHP kurultayında kullandılar dediler. A'dan Z'ye yalan çıktı mı? Ya orada yazıyor, tarih bile yazıyor. Yani kendi yalanlarına, kendi kumpaslarında kendileri boğuluyor. Amaçları neydi? Sözüm ona CHP içerisinde bir ayrılıkçılık çıkarmak. CHP içten karışsın istediler. Kurdukları tuzağı başlarına geçirdik. Geçirdik mi? Ama durmuyor. Kim kaşındı bugün? Hemen Adalet Bakanı çıktı. Adam oturmuş Bakan Bey bir de utanmadan iddianame yazıyor. Ya bir bakan bu tür konularda susar. Yerinde durur, konuşmaz. En son konuşacak insandır. Oradan iddianame yazıyor. İstanbul'daki savcıya gönderiyor. Diyor ki: "Yani resmen alenen böyle yap. Talimatımdır." diyor. Talimat vermeye yüzü yok. Ekranlar üzerinden veriyor. Sen nasıl adalet bakanısın? Sen mi adaleti savunacaksın? Senin olduğun sistemde mi seçime gireceğiz biz? 2019'da bize ne yaşattılarsa aynısını yaşatma arzusundalar. Ama millet 16 milyon İstanbullu 86 milyon milletimiz sizin kumpaslarınızı başınıza geçirecek sandıkta başınıza Bunlar Sorsan Yargı bağımsız derler İftirayı atan da Bakın iftiranın başını çeken de kim biliyor musunuz Sözüm ona Bir meczup gazeteci Meczup gazeteci bile değil meczubun önde gideni Dev, Kim ama Devletin bankasından 800 milyon dolar kredi çekip kendisine medya satın alan kişinin elemanı elemanı çalışanı bile demem ona elemanı elemanı silahşörü meczup yahu devlet bankasından para almak derken soracağım adında ziraat geçen bir banka vatandaşın parası değil mi hepimizin parası? Sizin paranızla medya satın alıyor. Sonra o bankadan o bankadan para çekerek medya satın alan kişinin elemanı da bize iftira atıyor. İftiranın da lokomotifi oluyor. Yüzü de yok zaten. Edepsizin önde gideni. Üstelik krediyi ödeyen de bir patronun elemanı da değil. Parayı da ödemiyor. 800 milyon dolar. Hadi bakalım. Şimdi sen de gazetecisin. Hem de o gazeteci, o gazeteci olduğu gibi o televizyonda konuşan kişi sözüm ona doğruları savunuyor. Hadi oradan. işine bak. Kargalar güler sana. Kargalar. Önce patronuna bakacaksın. Sonra aynaya bakacaksın. Ya da o gazete, o televizyon, ben gazeteyim, televizyonum diyorsa bu meczupları, bu gazeteci değil bu meczupları o televizyona çıkartmayacak. Bakın ben size söyleyeyim. Devletin bankası değil mi? Adında ziraat yazıyor, ziraat. Allah aşkına çiftçiye destek olsun diye kurulmuş bu banka, sizlerin parasıyla beslenen bu banka, medya satın alsın diye... Birisine para verir mi? Verir mi? Bir kişinin izni olmadan o verilir mi? Mümkün mü? Onun için bakın ben size söyleyeyim. Bir başka kamu bankası da hatırlayın. Ankara'da birkaç ay önce tutuklanan organize suç örgütü liderine ne kadar kredi vermişti biliyor musunuz? 700 milyon lira. 700 milyon lira. Hem de nasıl vermişti? Kefilsiz. Yahu bunların Allah'tan korkusu falan yok. Bakın bunların Allah'tan korkusu yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, milletin belediyesi, kamu bankalarından ne kadar kredi alabildi beş senede? Sıfır, sıfır. Sen kamunun en güvenilir kuruluşuna bir lira bile vermeyeceksin ama ama bir adam medya satın alsın diye tutuklanan bir suçlu paranı kullansın diye nereye kullanacaksa milyarlarca lirayı vereceksin. Bunlara para dağıtacaksın. Bunlar var ya devletin bütçesinde de para bırakmadı söyleyeyim size. Zaten biz İBB'ye aldığımızda kasasında 6 milyon lira vardı. Bizim o zaman bir aylık maaşımız 280 milyon liraydı. Kasa da 6 milyon lira bırakarak koca bu kurumu bize verdiler. Bizim yıl sonu ise kasamızda tam 27 milyar lira vardı. 27 milyar. Hem de bu kadar iş yaptık. Bunlar bunlar bereket mereket bırakmadı. Memleketin de bereketini kaçırdı bunlar. Sonra da utanmadan ne diyorlar? Emeklere ne diyorlar? 10 bin lirayla geçinin diyorlar. Bana bugün bir emekli bir ağabeyimiz ne dedi biliyor musunuz? Yine Tuzla'nın bir mahallesinde. Bana dedi 10 bin lirayla nasıl geçineceğimi saray listesini yazsın yollasın. Ben bilmiyorum bulamıyorum yolunu yöntemini dedi. Bana listesini yollasın ona göre bari harcayayım. Ben ben bilmiyorum yöntemini bana anlatsın dedi feryat ederek göğsüne vurarak. Onun için bakın hem 10 bin lirayla geçirin diyorlar hem de zam yaparlarsa ne diyorlar bütçeye yük getirirmiş. Bakın bakın az önce o milyarları dağıtırken hem de tahsil edilmemek üzere bütçeye yük getirmiyordu da şimdi mi yük getiriyor emekli 10 bin lira verirken. Eskiden millet millet diyenler bugün kendi milletini hem de yıllarca bu millete hizmet etmiş amcalarımızı, teyzelerimizi kendine yük görmeye başladı, yük. Buna ne denir biliyor musunuz? Buna ne derler biliyor musunuz? Onun sesiyle demeye çalışayım. Nereden nereye derler? Nereden nereye? Bir de çıkmış diyor ki, bir de ne çıkmış diyor ki hakikatleri yüzümüze haykırın. Bak sen ya hatalarımızı gören aman aman şirinliğe bakar mısınız? Emekler aykırıyor. Atanamayan öğretmenler aykırıyor. Bak burada atanamayan atanamayan öğretmenler at aykırıyor diyor ki ya mülakat yapmama sözü verdin. Hani kaldıracaktın? 11 ay geçti. Ne oldu? Hani hani Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı buna bak buna Yüzümüze aykırın diyor ya bak haykırıyor Çevir görsün bak arkadan çekiyorlar seni. Oradan gör. Ha. Onun için staj çıraklık mağdurları haykırıyor Bak ben onların adına haykırıyorum Adalet arayanlar haykırıyor Memlekette mağdur olmayan, haykırmayan bir kesim kalmadı. Herkes haykırıyor. Herkes haykırıyor da senin duymaya niyetin var mı Allah aşkına? Yok. Laf gelince çok tatlı yüzüme aykırın. Laf tatlı. Sorsan demokrat. Çünkü bakın onun kurduğu cümleler gerçeğe yansıtmıyor. Sokak röportajlarında bile konuşan bir kişi hemen alıp içeri attılar daha yeni. Daha yeni hemen gözaltına aldılar. O an o an. Onun için hem de haykıracakmış yüzlerine. Bu millet yüzüne aykırı. Ama mer merak etme bu millet yüzüne haykıracak. Nerede aykıracak biliyor musunuz? 31 Mart'ta sandıkta sandıkta. Sandıkta aykıracak. 31 Mart'ta öyle bir hakikatle bu usulsüzlükleri, bu haksız hukuksuz ortamı bakanın bile görev